İyi günler sevgili dostlar. Kasım'ın 13'ü güzel bir hafta sonu. Hava uzun süredir Ardahan'da çok güzel. Çok güzel dediğim arıyı uçuruyor. 15 derece, 14-15 derecede. Geceleri eksiye düşüyor. Mesela arabanın içinde kalan su, pet şişedeki su donmuştu mesela bu gece. Hafif buz yapmıştı. Yani eksilere düşüyor. Ama gündüz güzel yapıyor. Gündüz güzel yaptığı için de arı uçuyor. Uçması iyi midir, kötü müdür, gerek var mı bilmiyorum ama güzel yani uçması. Ben memnunum. Şimdi uzun süredir bakmadığım bir arımız var burada. Bunun sağlık durumunu bir kontrol edeceğim. Biraz da huysuz bir arımız bu. Sıkıntılı, stresli bir arıydı. Derdini de anlayamadık ama yani arılığımdaki en sıkıntılı arımız bu. Yani sıkıntılı dedim, saldırgan arımız bu. Buna bir bakacağım. Sizinle beraber. Videolarımı niye çekiyorum sevgili dostlar? Ardahan'da olup da arılarını açamayan, zaman olmayan arkadaşlar genel olarak iki sahibi olsunlar diye, başka yöredeki arkadaşlarımız da kendine göre fikir sahibi olsunlar diye, aynı rakımda çalışanlar, yeni başlayanlar da işte hatasıyla sevabıyla bizden bir şeyler görsün diye çekiyorum videolarımı. 4 yıllık arıcıyım, çok fazla deneyimim yok. Bu arada şu alanda yeni gelmiş bal var, açık bal var. Sanki bal akımı başlamış gibi. Ben bu dışarıda beslediğim için zannediyorum bu şerbet gelimi oluyor herhalde. Gerçi dışarıda beslediğim dediğim şey, onu bir kek koymuşum, büyük bir kek. O da çabuk kuruyor. Her geldiğimde de onu biraz sulandırıyorum. Onu üzerinde fazla arı yok sevgili dostlar. O şeyde toplasan, o kekin üstünde toplasan bu kadar arı yok yani. 70 tane arının olduğu bir arılıkta bu kadar arı anca var o kekin üstünde. Onlar da ne kadar yoğunlukta çalışıyor bilemiyorum. Ama gene de dedim arılığımın önünde çalışsınlar. Burada bak mesela burası genel olarak şeyli sevgili dostlar. Nereden girdim? Genel olarak yavaş yavaş arılıkta fazla mesafe uçmadan bal getirebiliyorlar. Bir taraftan da varoasına bakıyorum arının. O huzursuz arı gitmiş yani, bayağı sakin görünüyor sevgili dostlar. Şu an arı ikinci çıtamı çektim. İlkinde çok az arı vardı ama o almayacağım, o kalsın yani. Daraltmayacağım bu kadar arıyı. Bu çıta sistemini de yapan arkadaş, yani bu büyüklükler ideal mi arı için bilmiyorum. Ortadan şuradan bir delik olması gerekiyor mu öbür tarafa geçmesi? Çünkü bazen çıtanın üstünden geçemeyebiliyor arılar. Evet, bu arada yine bu arımızda da varoa var sevgili dostlar. Hanımefendinin üstünde varoayı yakaladık. Şurada tam ensesinin elinde. Ne kadar varoa var, bir bakayım. Evet, bunda varoa var sevgili dostlar, bu arımızda. Bu arımızın varoasını kesememişiz. Buna şimdi oksalik asit sıkacağım. Bir de
tek tek varoayla uğraşmak ne kadar mantıklı ama huzursuz olduğum için bu varoayı alıp arıyı kurtarmaya çalışacağım, yoksa arıyla beraber de arıyla örselemeden alamıyoruz. Arıyı terk etmiyor. Evet. Sevgili dostlar, videoya ara vereceğim. Oksalik asitimi getireyim. Ondan sonra devam edeceğim. Sevgili dostlar, oksalik asitimi kendim yapıyorum ben. Toz halinde aldığımız oksalik asiti 30 gramına 1 litreye birebir şerbete 30 gram oksalik asit katıyorum. Bunu ben şöyle denedim sevgili dostlar. Yani biraz fazlası biraz azı arıyı çok etkilemiyor olumsuz yönde. Etkilemiyor ama varoayı kesme bakımından yetersiz kalabiliyor. Yani hepsini almak istiyorsanız biraz ölçüsünü tam ayarlamanız gerekiyor. Ölçüsünü ayarlayıp bir de sıkma şeyinizi ayarlamanız lazım. Ne kadar sıkacağınızı ayarlamanız lazım. Arı pantolonuma girdi bir tane. Arı. Bu iş zevkli işte. Arıcılık fazla olduğu zaman, arı fazla olduğu zaman biraz zahmeti artıyor. Yoksa az arıyla çalışsak çok keyifli iş olacak. Ben şimdi kamu personeli olduğum için arının yanında sürekli olamıyorum. Hafta sonları geliyorum. Ve gelmişken de diyorum, 30 kilometre uzaktan geliyorum. Gelmişken de fazla arıya bakayım istiyorum. Yani ekonomik açıdan on arıyla uğraşmaktansa fazla arıyla uğraşayım diye, daha karlı olur diye biraz arıyı çoğalttık. 70 tane arımız var. Bazen 100'e çıkıyor, bazen 50'ye iniyor. Bu aralıkta geziyoruz. Ama zahmetli oluyor bizim için işte, onu söylemek istiyorum. Annesi de orada hanımefendi. Bu anası yeni bir ana değil. Anaya da çok sıkmak istemiyorum ama ne derece etkileniyor bilmiyorum. Her ilaç sıkmada anası illaki, bunlar mesela baharda yok. Bu arılar kaybolup gidecek. Bir ana kalacak burada. Ne derece anaya sıkmamak lazım. Anayı alıp başka bir kutuya koyup sıktıktan sonra mı ilacı vermek lazım, onu da bilmiyorum. Çıtayı eksiltecek miyiz? Çıtayı eksiltmemize gerek yok sevgili dostlar. Hemen hemen her çıtada bayağı bir arımız var. Gayet memnuniyet verici yani arının durumu mevcut bakımından. Birebir şerbete 30 gram oksalik asit, 1 litre şerbete 30 gram oksalik asit kendim katıyorum sevgili dostlar. Çok ekonomik, onu söyleyeyim size, çok ekonomik yani. Ve çok da şey,
kullanışlı. Mesela bu çıtayı alabiliriz aslında. Bu çıtayı alabiliriz arada. Ah, hemen hemen boş bu çıta. Arı bizi affetmedi. Bu çıtayı alayım ben sevgili dostlar. Biraz daha sıkışır, arı daha iyi olur. Bunda biraz bal var. Bunu şeyin yanına koyacağım. Açık kekin. Açık kekin yanına koyacağım. Orada arı. Bundan yararlansın. Olayımız bu kadar, bu arımızın olayı. Buna bir de şeritlerine gerek var mı bilmiyorum ama versem de olabilir şeritimizi. Oksalik asit sıktım. Bu da formik asit şeriti bu. Bu da kekik yağı. Çok önemli bir ürün arı için. Kekik yağı. Yem madde var, o nosemeye iyi gelen bir maddesi var kekik yağını. Sevgili dostlar. Bunu böyle her tarafını bassın diye. Sevgili dostlar, her tarafını bassın diye. Şimdi koyuyorum. Böyle çok güzel oluyor. Ardahan koşullarında böyle bir koşula sahip değilseniz hiç gerek yok böyle üstünü güçlü yapmaya. Hatta daha güçsüz olsa, çünkü kuluçka olmadığı zaman arının ısıya ihtiyacı yok. 8 derece, 10 derece kovanın içi, 7 derece. Sevgili dostlar, hepinize bereketli bir yıl diliyorum.